Bülent Şenver'in odasına hoş geldiniz. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Ömer Madra. Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk, merhaba. Ömer Bey, sizi gençlerimiz yakından tanıyor. Siz hem öğretim üyesi olarak üniversitede gençlerle bir aradasınız. Bir de bence gençlerin sizi başka şekilde tanıma, yazdığınız kitap dışında tanıma nedeni de siz Türkiye'de bir ilk başlattınız benim hatırladığım kadarıyla. Başı açık olan Türkiye'de bir şey kurdunuz siz. Nesi açıktı bunun? Açık bir şey. Ne kurdunuz siz? Açık Radyo yani kurucularından biriyim, evet, sadece. Evet, birisiniz. Kurucu olarak görünmek istemem ama evet. Yani 19. seneye girmek üzereyiz, bitirmek maşallah üzereyiz yani daha maşallah doğrusu. Şimdi dönüp bakınca da Açık Radyo'nun böyle evet bir ortamda 20 seneye yakın bir süredir tamamen yani özgür olmasına, bağımsız bir mecra olmasına, yani aklımızdan geçen türde medya organlarından biri olmasına istiyorduk ve bu şekilde de oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama biz çok uğraştık ve 20 seneye yakın bir süreyi böyle geçirmiş olması, evet, Açık evet Radyo'nun çok, yani bana dönüp bakınca da inanamıyorum. Hikayesi ama nasıldı? Ya nasıl başladı? Siz bir gün otururken bir radyo yapalım, bir açalım diyerek mi başladınız? Nasıl oldu? Hayır, yani hayır. Daha doğrusu şöyle oldu. İşte o bu özel radyoların açılıp açılmaması gibi evet önemli bir tartışma vardı. Özel televizyonlara izin çıkmış ama radyolar bir kısa deneyimden sonra kapatılmıştı. Hatırlayacaksınız, işte arabaların antenlerine de siyah kurdele bağlanarak evet o zaman devrin başbakanı Tansu Çiller'in de biraz bu fırsatı değerlendirmek üzere popülist bir politika izlediği günlerde biz de acaba böyle bir özel değil de özgür bir radyo olabilir mi diye. Çünkü radyo kavramı öteden beri özellikle bizim kuşağın, bizim neslin hayatında oldukça önemli bir yer tutmuştur. Yani gerek çeşitli fikirlerin tartışılabilmesi, kültürel bir ortam evet yaratabilmesi açısından. Biz böyle bir fikirden çok acaba bu tip son radyolar açıldıktan sonra da bir program yapalım mı diye oğlumla bir fikir olarak geliştirmiştik. Bir gece geç saatlerde serbest dolaşım, serbest çağrışım metoduna yaslanan, işte arada hatırlatılan fikirlerin hatırlattığı müzikleri çalarak böyle uzun bir gece, geç vakit, evet, gece uçuşu adını verdiğimiz bir program düşünmüştük. Tam o sırada da birdenbire benden daha deli olduğunu düşündüğüm oğlum şey dedi. Yani neden bununla uğraşıyoruz, bir radyo kursak ya baba dedi. Biz kuralım radyoyu dedi. Ben de ondan daha akıllı olmadığım için tutup tamam dedim. Yani yapalım dediniz. Hiç bir ayağımızı bile atmamıştık bir radyo evet ortamına. Ve sonra da insanlara sorduk böyle bir tamamen evet hukuk devleti, hukukun üstünlüğü daha doğrusu esasına dayalı, işte devletten de bağımsız, herhangi bir kuruluştan, sermaye grubundan filan da bağımsız olarak çalışıp ve tamamen temel insan haklarına dayalı, özgürlükçü bir radyo ve birçok müzik çeşidinin de birbiriyle alışveriş, kültürel alışveriş yapabileceği, müzikleri de barındıran bir radyo, ya ne dersiniz dedik. Herkes çok iyi olur dedi. Biz de kolay zannedip girdik. Evet, kolay değil miymiş? yani valla bugüne kadar hep radyo nasıl gidiyor diyenlere tek bir şey söylüyorum. Evet. İte kaka, her zaman olduğu gibi. Evet. Her zaman da ciddi sorunlar oluyor. Parasal evet özellikle sorunlar oluyor ama gidiyor, 20. yıla doğru da gidiyoruz ve en önemlisi de son 11 yıldan beri dinleyici sponsorluğunda, dinleyici desteğine dayalı bir sistem geliştirdik ki bu çok, yani şu anda giderlerimizin de %55-%60 arasında bir bölümünü de
tamamen bedava olan bir yayına dinleyicilerin verdiği böyle bir radyonun bulunması hepimiz evet. için iyidir diye. Özellikle genç kitlelerden bu programın da çerçevesinde evet. yer alıyor. Genç kesimin büyük destek verdiği, bu fikir özgürlüğüne, evet. Bağımsız ruha önem verdiği de anlaşılıyor. Kuvvetli bir destek geldi. 11 yıldır sürdürüyoruz ve böyle bir radyonun bulunmasına hayatımızda hepimizin önemli bir rol oynadığını düşündüğünü söyleyen evet. insanlar da gelip destek veriyorlar. Ve onları senede bir haftada böyle bir radyo şenliği gibi bir şey yapıyoruz. Evet, gelip onları güzel. Çağırıyoruz, konuk ediyoruz ve söylüyorlar yani. Müziklerini de getiriyorlar. Evet, ne güzel. Böyle gidiyor yani. Ve siz ama her günde bir program yapıyorsunuz değil evet, mi? Evet, o programınızın şu andaki beri, programın adı ne? Sizin Açık Gazete. Bu, Açık Gazete. Evet. Sabahları sabah mı? Sabah 8 ile 10 arasında. Bazen biraz da uzayabiliyor duruma göre ve dünya ve Türkiye'deki bütün olayları hem olgular bazında hem de yorum. Evet. Özgür yorum ama doğrudan doğruya olgulara ve tamamen dünyada pek çok kaynağı da takip evet. etmeye çalışıyoruz. Yani çok yoğun bir uğraş. Evet. Yani biraz sabah kaçta dediniz başlıyor? 8'de başlıyor. Bunun için 8. tabii sabahları benim 6'da kalkmam hazırlık gerekiyor. 7'de radyoda oluyorum ve daima da genç nesilden her zaman aynı oldu. Böyle bir kuşaklar arası, evet, nesiller evet. arası bir eksene oturan bir peki, program. Peki şöyle bir hoşluk yapabilir miyiz? Şu anda farz edin ki sabah saat 8, siz de Açık Radyo mikrofonu önündesiniz ve programı açıyorsunuz. Evet. Programın açılışını yapar mısınız? Saat 8, mikrofon başladı ve kayıttasınız. Açılışı yapıyorsunuz. Merhaba kainat. Bugün 22 Temmuz Çarşamba diye başlıyoruz. Bütün şey bu şekilde. Merhaba kainat. Merhaba kainat. Burası Açık Radyo. Burası Açık Radyo 94.9 ve açıkradyo.com. İnternetten de yayın yaptığımız evet. için onu da veriyorum. Ondan sonra da günün haberlerini ve yorumlarını yapmaya devam evet. ediyoruz. Yani merhaba Türkiye değil. Merhaba kainat. O çok önemli açılıyor. Değil mi? Yani herkese hitap ediyorsunuz. Evet. 94.9. 9. FM olarak ama şimdi artık internet çağında tabii bir radyoyu tıklayarak da internet üzerinden dünyanın dört bir tarafından yani takip etmek mümkün. Yani Amerika'dan, Avustralya'dan ve mesela Brezilya'da Dünya Kupası sırasında her gün bir 5 dakikalık yayın yaptık ama Dünya Kupası'nda sadece mesela şeyle değil futbol yalnız futbol değil de oradaki büyük kitle gösterileri evet. vardı, büyük protestolar evet. vardı ve halk bazında neler olduğunu da anlatan bir arkadaşımız bir ayı aşkın bir süre her gün bazen 5 bazen 10 dakikalık bölümlerle ve Brezilya müziklerini de içeren bir şekilde çeşitli programlarda yaptık. Ve mesela tesadüfen de oradaki arkadaşımız bir Açık Radyo, Sao Paulo'da oturan bir Açık Radyo dinleyicisi. Oradan dinleyen bir arkadaşımızın evinde de misafir oldu. Ne güzel. Bir dinleyicimizin. Yani böyle bir şeyimiz var. Evet, evrensel evet. bir bakış açısı oturma, başka türlü de olamaz zaten. Evet. Yani. Siz küresel ısınmaya da çok hassas birisiniz ben biliyorum. Ve bu evet. konuda da hem gençleri hem de yetişkinleri bir şekilde uyarıyorsunuz. Onların bu konunun farkında olmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım mı? Bu küresel ısınma konusunda ben bir slogan söyleyeyim, sonra siz bir slogan söyleyin. Birkaç tane slogan söyleyeyim. Şimdi sıra bende. Bir slogan uydurmaya çalışıyorum. Vaktimiz kalmadı. Buyurun. Siz söyleyin, bir gezegen elden gidiyor, buna razı gelemeyiz. Hepimiz el ele küresel ısınmayı durdurabiliriz. İklimi değil, sistemi değiştir. Bu dünyadan bir tane var. Dünyamızı kurtaralım. Ölü bir gezegende ekonomiye yer yoktur. Dünyada sadece biz yaşayalım demeyin. Sizden sonrakileri düşünün. Ölü bir gezegende, yani yaşamayan bir gezegende
insanın da yeri kalamayacaktır. Bunun için gençliğe tam bir çağrımız var. Evet, yeteri kadar slogan birlikte yarattık. Ama birazcık bizi korkutur musunuz? Yani şöyle korkutun. Küresel ısınma nedeniyle bak, gözün kör olacak, bacağın topal olacak. Bir şeyler söyleyin, biz korkalım. Yani insanlar bir şeyden korkarsa yapıyorlar. Yani insanları korkutmazsanız, insanları tehdit etmezseniz bir sonuca zor ulaşıyorsunuz. Ama ne zaman insanı korkutuyorsanız, tehdit ediyorsanız daha süratli sonuçlar elde edilebiliyor. Küresel ısınma olursa ne olur? Biz yaşayamaz mıyız? Yani artık daha fazla korkutacak bir durumda kalmadı. Bakın biz buraya da bir kitap getirdim ben, evet. Bu yeni yayımlanan. Yeryüzü tarihinde, gezegenin tarihi içinde bu hayat aşağı yukarı 3 milyar 600 milyon yıldan beri devam ediyor. İlk bakterilerden başlayarak. 3 milyar 600 3,5 milyar yıldan beri hayat var. Ve bunun içinde bu hayat bir mucize tabii, hepimizin de bildiği gibi. Babacık gezegenin de güneş sistemi de dahil uzayın ve kainatın da başka bir yerinde bir hayat var mı, onu da çok şüpheli, henüz ispat edilebilmiş bir şey değil. Yani tek bir evimiz var. Tek bir gezegende yaşıyoruz ve hayat da burada var. Şimdi 5 büyük yok oluş yaşanmış durumda. 5 büyük yok oluş. Yani sonuncusu 65 milyon yıl önce büyük işte bir gök taşı olduğu tahmin edilen, onun düşmesi sonucu olduğu tahmin edilen dinozorların da, yeryüzünün o zamanki sakinleri, dinozorlar ve benzeri hayvanların da yok olduğu bir yok oluş. Bundan önce mesela çeşitli artık çok net olarak bilinebiliyor, ölçülebiliyor eldeki olanaklarla bu. Hangi 65 ya da 250 milyon, 251 milyon yıl önce kaç dereceydi ve neler oldu artık neredeyse bugünkü meteoroloji tahmini kadar net bir şekilde öğrenilebiliyor bu. Karbon tarihleme yöntemleriyle falan. Teknoloji müthiş ilerledi. Bu teknolojinin ilerlemesi bir yandan iyi bir haber, bir yandan da hiçbir çözüm getirememesi açısından kötü. Şimdi 5 büyük yok oluş burada yaşanmış durumda. Hatta 251 milyon yıl önce yaşanan şeyde, ki Sibirya'daki büyük volkanik patlamalardan meydana geldiği ve bir çeşit küresel ısınma olduğundan bahsediliyor. Orada karadaki hayatın %95'i yok olmuş. Biz yani o sağ kalan çok az sayıdaki hayvanın çocukları ve torunlarının torunlarının torunları olarak buradayız. Şimdi New York'taki Doğal Hayat Müzesi'nin yerinde, tabanında bir tabela olduğu söyleniyor. Ve bu konuda bir kitap çıktı. Elizabeth Colbert diye New Yorker dergisinin çok saygıdeğer, mükemmel gazetecilerin, günümüzün en önemli gazetecilerinden birinin yazdığı ikinci kitap bu konularda. Ve 6. büyük yok oluşun eşiğinde olduğumuzu söylüyorlar. Ve bizi dolaştırıyor. Dünyanın her tarafında dolaştırıyor. Denizlerinde, havasında, karalarında, kurbağaların arasında yok olan ya da yarasalar mağaraların içinde ve diyor ki bu büyük Doğal Hayat Müzesi'nin tabanında 6. yok oluş içindeyiz ve sebebi sadece insanın ekolojik ortamı değiştirmesi diye yazıyor. Yani sadece insanoğlunun ekolojik manzarayı değiştirmesi. Yani bizim suçumuz, biz kendi elimizle kendi 6. yok oluşumuzu biz yaratıyoruz. Evet. Bu yani bundan öncekilerde insan yoktu. Yani, İnsanın evet, hiçbir payı yoktu. Bu 6.'yı biz kendi elimizle yapıyoruz. Bu öyle. Ve bu yazıyor ve bunun kesinlikle doğru olduğunu gösteren çok önemli birçok kitap var bu konuda. Artık yani daha fazla korkutmamı istiyor musunuz bilmiyorum ama
Yani jeolojik kayıtlardan çıkan en ciddi sonuçlardan biri, geçmişteki performansımızın gelecekteki sonucun garantisi olmadığı. Peki biz ne yapıyoruz ki kendi sonumuzu hazırlıyoruz? Evet, ne yapıyoruz? İşte bu, yemek yani yiyoruz, özellikle araba kullanıyoruz, iPhone gibi telefon kullanıyoruz, evet, televizyon izliyoruz. Bunlar i̇şte tam kötü şeyler bu, evet, mi? Maalesef yani enerji kullanımını eğer değiştiremezsek bunun konfigürasyonunu diyeyim, öyle söyleyeyim. Yani yenilenebilir enerji biçimlerine hem de çok büyük bir süratle geçemezsek hapı yuttuğumuzun resmi ve sadece yani insan medeniyeti yaklaşık 11 bin yıldan beri, son buzul çağı biteli aşağı yukarı 11 bin yıl olmuş durumda ve bütün bildiğimiz medeniyet, yani şehirler, demokrasi, ateş, silahlar, aklınıza gelen otomobiller, ne varsa bu 11 bin, tarım, endüstri, hepsi bu 11 bin yıl içinde sığıyor. Yerleşik düzen çünkü, evet, 11 bin yıl içinde. Çünkü ılıman iklim. Yani buna imkan veren bir iklim şartı var. Ondan önce, çok önce 100 bin senedir insan dolaşıyor ama hep göçebe ve yani oradan oraya koşuşturan ve kendini korumaya çalışan. Şimdi burada yerleşik düzende özellikle ama son 200 yıldan bahsediyoruz. Yani kömürün bulunması, buhar makinesinin, yani kömür, daha fazla kömür çıkartmak için makineyi icat ettiğinden bu yana insan, medeniyet çok büyük bir tehlike altında. Yani bildiğimiz medeniyetin geliştiği, serpildiği dünyadan çok farklı bir dünyayla karşılaşmamız mümkün ve maalesef başka bir, yalnız insanın sonunun da gelmesi söz konusu. İnsanla beraber de bütün türlerin çok büyük bir çoğunluğunun da yok olup gitmesi yani söz konusu. Altıncı yok oluşu biz durdurabilmemiz için iki karadan uzak durmamız lazım. Kara, siyah, kömür ve petrol. Evet, yani, kömür ve petrol hani ve doğal. İnsan sağlığı için üç beyaz diyorduk, şeker, tuz gibi değil mi? Ondan uzak dur sağlık için. Dünyayı kurtarmak için de karalardan uzak dur. Evet, kömürden, ve yani fosil petrol, yakıt diyoruz işte bunların hepsine. Evet. Kara petrol insanın geleceğini karartacak. Evet, halbuki çok büyük bir imkan sağladı malum. Yani önce kömürün bulunmasıyla büyük bir refah gelişimi. İşte köle kullanmaktan da vazgeçildi ve insan kol emeği yerine, doğrudan ya da köle çalıştırmak yerine işte kömürü ve makineleri çalışıp bu endüstri medeniyetini yarattık ama galiba biraz aşırıya kaçtığımız aşikar. Çünkü bütün göstergeler artık, hiç kimseyi korkutmak ya da tehdit anlamında söylemiyorum. Dünyadaki bilim insanlarının, bilim dünyasının %97'si bu işin sonuna geldiğimiz ve çok çok büyük bir süratle derhal yenilenebilir enerjilere geçmemiz. Evet, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi. İşte bir dalga enerjilerinin kullanılması, birçok gelgit enerjisinin, dalga, evet, enerjisinin, ama artık kömürün kesin, mesela Türkiye 2 sene önce kömür yılı ilan etti. Bundan daha yanlış bir şey düşünülemez. Hızlandırmak istiyoruz belki 6. yok oluşumuzu. Evet, biraz böyle bir, evet, aymazlığımız var maalesef. Şimdi o kadar vahim bir hale geldi ki genç insanların kendi geleceklerini hesap edecekleri en temel mesele. Yani eğer çocukları olması ve iyi bir hayatı, yani haysiyetli diyeyim, en önemli kelimelerden birisi de o. Yani onurlu, haysiyetli bir dünyada rezil olmadan, kendilerini rezil etmeden, hem kendilerine hem de çoluk çocuğuna rezil etmeden yaşamaları için mutlak surette yaşama tarzlarını, düşünce tarzlarını, kültürlerini değiştirmeleri ve bu yok oluşu durdurmaları lazım. Bunun için de mesela Birleşmiş Milletler de önümüzdeki Eylül ayında, tam tarihini de vereyim, 22'sinde başlıyor dünya liderlerini bir şeye davet 22 etti. 22 Eylül 2014. 14'te Birleşmiş Milletler'in bu yıllık, evet, şeyleri var. Evet. Her yıl iklim zirveleri yapıyor ama bu sefer iklim zirvesini de beklemeden önce, bu sene şunu söyledi, son şansımız diyor. Kaybedecek dakika bile kalmadığını söylüyor. Çünkü Birleşmiş Milletler'in dünyanın bütün en önemli, yani insanlık tarihinin gördüğü en büyük bilim heyeti, bilim
insanları, topluluğu toplandı ve 7 senede bir raporlar veriyorlar. Son raporu artık insanlığın ve gezegenin pek çok canlısının bitmek üzere olduğunu açıkça ortaya koydu. Bunu inkar etmenin artık hiçbir anlamı yok. O yüzden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de diyor ki bütün hem devletleri hem de devlet gibi birimlere de çağrıda bulundu. 200'den fazla Birleşmiş Milletler üyesine gelin ve bir an önce bunu durduracak alternatif yenilenebilir enerjiye geçelim dedi. Aynen de işte genç kuşağı özellikle bu programı da bir vesile etmek, bunun için de teşekkür ederim. Önemli bir vesile oluyor. Genç kuşağı şöyle bir çağrıda bulunmak çok iyi olur. Dünyanın dört bir tarafında da bu işle uğraşan sivil toplum kuruluşları var. Bunların başında da 350.org geliyor bütün dünyada. Yani karbon, atmosferdeki karbon, sera gazı dediğimiz dünyayı battaniye gibi örten bu. Petrol, kömür ve doğalgaz yakmaktan gelen. Bir de metan var aslında, ona hiç girmeyelim. Çok daha vahim de bir şey var. Artıyor çok. Okyanuslar, bütün denizler yok oluyor. Asitlenerek bitiyorlar. Bunları önlemek için de kesin bir uğraşan 350'de sınırlamak zorundayız atmosferdeki karbon miktarını, oranını. Bu da 350 ppm milyonda parça olarak. Halbuki şu anda dünya 400'ün üzerinde ortalaması. 350'yi geçtik. Çoktan geçtik. 88'de mi 89'da mı? Ona dönmemiz gerekiyor. Kaçta bunun öleceğiz için, biz? 550'de mi? Yani 350 olmalı, 450'ye 400 bile çok yüksek, 450'ye doğru hızla gidiyor. Ve eğer 450 olduğu zaman 2 derecelik, yani endüstri devrimine göre, 200 yıl öncesine göre 2 derecelik bir artış ki, bakın bu ana kadar sadece 0.85 Celsius artış var ve dünyanın halini görüyoruz hep birlikte. Orman yangınları, deniz seviyelerinde yükselme, bütün buzullar eriyor. Daha son haberde dünyanın en işte 350. devamlı ay zaten birbirinden daha sıcak raporları da geldi. Ama şimdi Grönland, yani Kuzey Kutbu'ndaki buzulların erimesinin önüne geçilemeyeceğine çok az bir zaman kaldığını söylüyorlar. O erirse, Güney Kutbu da Batı Antarktika'da geri dönüşsüz sürece girdi deniyor. O zaman deniz seviyeleri zaten 4 metre, belki 5 metre yükselecek. Hiçbir şehir, İstanbul, New York, Londra, bütün medeniyet şehirleri ortadan kalkacak. Yani yalı fiyatları azalacak, düşecek mi? Yalıların fiyatları düşecek mi? Düşecek, çünkü yalı kalmayacak evet, zaten. Evet, değil mi? Evet. Yani onun için de özellikle gençlerin kendi geleceklerine sahip çıkmaları için kısa bir zaman aralığı var, bir pencere var. Bunu çok iyi kullanmaları lazım. İşte 350 org bütün dünyada da buna karşılık bir yürüyüşler örgütlü. İstanbul'da da olacak, New York'ta da çok büyük bir yürüyüş bu, olacak. Bu anladığımız kadarıyla biz insanları yeteri kadar, gençlerimizi bilinçlendirdik bu konuda ama tabii onlar da diyecekler ki Ömer Hocam, Bülent Hocam biz ne yapabiliriz ki? Yani biz sadece konuşuyoruz. Asıl iki A ülkesinin bu konuya el atması lazım. A Amerika, A Almanya. Amerika, Almanya bu güneş enerjisi, diğer enerji türlerine el atmadığı sürece yani biz burada konuşacağız fakat bir sonuca ulaşamayacağız. Ama şöyle işte, yani Avrupa'yı da bir A daha koymalıyız. Avrupa. Yani şimdi mesela ben buraya getirdim, açmaya lüzum yok ama yani dünyanın en yüksek oranda kömür tüketen ülkeleri arasında mesela Almanya bir yandan şeyde geçiyor. Güneş enerjisinde müthiş rekorlar kırıyor. Ama hiç çaktırmadan kömürde üçüncü sırada mıdır nedir? Yani bu rapor. Şimdi bunun Avrupa ülkeleri, yani bir avuç enerji şirketinin kömür, mesela Avustralya dünyanın en büyük küresel yani ihracatı. Bu şundan olabilir mi Ömer Bey? Ya inanmıyorlar böyle bir şeye veyahut da çok bencil, sadece kendini düşünüyor. Ben kaç yıl yaşayacağım ki diyor. Hani çoluk çocuk torun bilemedin 100 yıl. 100 yılda da bir şey olmaz. Ben o 100 yıldan sonra da ne olursa onun olsun. Onun da ötesinde bence yani abi hayatı da keşfetme yolunda, gençlik pınarını bulma yolunda da çok önemli gelişmeler var ama bunu sadece zenginler, çok büyük şirketler kullanacağı için
yoksul kesim, orta sınıflar filan da mahva sürüklenecek. Bu da net olarak görünüyor. Ama yani insanlığın içinde bulunduğu bu bir avuç şirket için. Mesela şimdi çok net olarak görülen pek çok şey var. Yani arıların şeyi yapması, çiçeklemeyi yapmaktaki rolü %30 filan. Bütün beslenebilmemiz için badem başta olmak üzere elmalar şimdi falan. Şimdi yok oluyor. Arışta arıların nüfusundaki muazzam bir düşüş var. Ve neden? Şimdi uzun süre gizlendikten sonra tıpkı küresel ısınmanın sebepleri de gizleniyordu. Medyanın da çok büyük maalesef rolü var bunda. Pestisit denen böcek öldürücüleri. Sadece iki şirket, dünyanın en büyük iki şirketi bu konuda çalışan. Hükümetleri bu konuda bir ambargo, bir memorandum yayınlatmıyorlar. Ya yani adlarını bile verebiliriz. Aynı şey yani petrol ve enerji şirketleri, kömür şirketleri de aynı şekilde aldırtmıyorlar önlemi ve hükümetler de onlara bir şey yapamıyor. Çok önemli bir sorun var. Diyelim ki mesela şimdi içinde bulunduğumuz büyük bir savaşa doğru, yani Birinci Dünya Savaşı şartlarına çok benzer. Evet. 2014 yılında savaşlar var. 100. yıl dönümünde şeyin, Birinci Dünya Savaşı'nın biraz Ağustos ayında anmaya başlıyoruz. Evet. Açık Radyo'da 12 program yapıyoruz bunda Birinci Dünya Savaşı üzerinde. Şartların inanılmaz derecede benzediği, tam bir uyur gezerlik halinde. Şimdi bakarsanız Orta Doğu, tabii, yani savaş, Irak'ın, Suriye'nin durumu, ki mesela hem Irak'ın hem Suriye'nin, özellikle Suriye'nin büyük iklim değişikliğinden, kuraklıktan da kaynaklandığı ortada bu iç savaşların. Ama oradan Ukrayna'ya geçelim. Korkunç bir iç savaşın eşiğinde. Oradan bu savaş büyüyebilir. Moldova'yı da yutabilir Rusya ve bu Doğu Batı arasında ve en önemli buradan da kar etmekte olanlara bakıyorsunuz. Mesela İsrail'i dizginlemek için bu saldırganlığını engelleyen en büyük faktör İsrail gibi ülkelerle büyük silah ticareti içinde askeri teknoloji ticaretinin yapılması. Dolayısıyla bir avuç şirket, gerçekten adlarını bile verebileceğimiz politikacıları da kendilerine rağm ediyorlar ve bunu ancak gençlerin, bütün dünyanın bir arada karşı çıkarak, durdurarak yapabilmesi lazım. Yani sözle eylemin bir arada olması lazım. Evet. Sizin çok önem verdiğiniz etik konusunun en temel sebepleri, temel şeylerinden, dürtülerinden biri de böyle olması gerekiyor. Yani herkesi mücadeleye çağırmaktan başka çare yok. Evet, hepimiz bu işte mücadele edelim. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Ömer Madra ile birlikteyiz. Gençlerle tecrübelerini, birikimlerini ve zenginliklerini paylaşıyor. Şimdi bir göster, bin işit. Ömer Bey, ben size bir obje getirdim. O objeyi bu kutumun içine koydum. Onu size göstermek istiyorum. O objeye biraz bakıp onunla ilgili gençlerimize bir mesaj verelim. Bakalım nasıl bir mesaj vereceksiniz. Sizin için getirdiğim objem kutumun içinden böyle çıkarmaya çalışıyorum. Şöyle bir şey. Bakın. Gençler bunu bilmiyor olabilirler. Köstekli saat. Evet. Şimdi bununla ilgili nasıl bir mesaj verelim gençlere bu saatle ilgili? Vallahi meşhur fıkradaki gibi benim aklıma zaten gezegenin önündeki en büyük felaketin yaklaştığından başka bir şey gelmiyor. Onun için de saatin tiktakları da çok güzel bir objedir. Ayrıca bu bizim nesil iyi bilir. Özellikle bizim biraz büyüklerimiz de çok yakından kullanıyorlardı ama bence dünyanın yaratılmış en hoş objelerinden biridir. Ama maalesef benim aklıma artık zamanımızın geçmekte, yani çok büyük ölçüde zaman, bizim için tiktaklar iyi, yani bir saatli bombanın saati gibi bir şey geliyor. Bunun için de tek yol bu zamanı durduramayacağımıza göre. Evet. Bunun için yani benim hayatta en önem verdiğim kavramlardan biri, naçizane paylaşmak istediğim seyirci ve dinleyicilerle
Açık Radyo'da da hep yaptığım sorumluluk kavramı. Evet. Yani ben özellikle okumuş yazmış olanların işte entelektüel, aydın gibi sıfatları da fazla kullanmak istemiyorum ama okumuş yazmış olan insanların, entelektüellerin sorumluluğunun temel olduğunu düşünüyorum. Yani 18 yaşını bitirmiş olan genç insanlar da belli bir eğitim aldıktan evet. sonra bu sorumluluklarının bilincindedirler diye varsayıyorum. O zaman da gerek kendilerini, gerek gelecek kuşakları, gerekse de bütün diğer birlikte yaşadığı yoldaşları, yani can yoldaşlarımız olan bütün hayvanları, özellikle yaban hayatındaki hayvanları da dahil olmak üzere koruma sorumluluğu bizde var. Yani Kuzey Amerika yerlilerinde, Kızılderililerinde en temel esaslardan biri 7 kuşaklık bir sorumluluk bilinci içinde düşünüyor olmaları. Müthiş bir öğreti bence. Şimdi çok bu modern hayatla beraber endüstri devrimiyle biraz hayatımızdan çıktı o. Yerlileri de ezip geçtik tabii ama yani biz 7 kuşak öteden aldığımız gezegeni, suları, ırmakları, ağaçları, toprağı 7 kuşak sonrasında torunumuzun torunumuzun torununa devretmek yükümlülüğündeyiz diye bir bakıyorlar. Bu bakışın işte bu saatin tiktaklarını da o şekilde düşünmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bu sorumluluğu her saate bakışımızda hatırlamakta ve bunun için hareket etmemizde evet. ben çok yarar görüyorum. Zaman geçiyor değil mi? Evet. Zaman akıp geçiyor. Çok teşekkür ediyorum. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Ömer Madra ile birlikteyiz. Gençlerle tecrübelerini, birikimlerini ve zenginliklerini paylaşıyor. Şimdi siz olsaydınız ne yapardınız? Ömer Bey, ben size bir etik vaka hazırladım. Bu hayali bir vaka. Bu vakayı müsaade ederseniz size okumak istiyorum ve ondan sonra soracağım. Diyeceğim ki Ömer Bey, bu durumda siz olsaydınız siz ne yapardınız diye. Benim hayali etik vakam şöyle. Mehmet Bey büyümek isteyen bir müteahhittir. Bugüne kadar hep konut inşaatı yapmıştır. Bundan sonra büyümek için çok büyük bir proje peşinde koşmaktadır. Havalimanı ihalesi yapılacağını duyunca çok sevinir. İşte bana göre bir fırsat der ve ihaleye girmek ister. İhaleyi yapacak devlet dairesinde tanıdıkları vardır. Tanıdıklarını ziyaret eder. Der ki benim bu ihaleyi almam gerekiyor. Açık eksiltmeyle yapılacak. Ya rakiplerim fiyatı benden daha aşağıya düşürürlerse, ben fiyatı düşüremezsem ne yapmalıyım, ne yaparım, bu işi almam lazım der. İşveren idaredeki dostları ona yol gösterirler. Derler ki, Mehmet Bey, havalimanı inşaatında, ihale şartlarında toprağın kodu, yani toprağın zeminden yüksekliği olarak 50 santim yazdık biz. İhaleyi alan şirket bütün alanı 50 santim toprakla doldurmak zorunda. Bu da büyük bir maliyet demektir. Mehmet Bey anlamaz. Peki bu benim ihaleyi almamı nasıl sağlayacak der. Ha derler dostları. Sen fiyatını verirken toprağı sadece 20 santimcik dolduracak gibi fiyat ver. İhale sende kalsın. Daha sonra biz seninle işveren idare olarak otururuz. Şartnamede yazılan 50 santimi karşılıklı anlaşıp 20 santime düşürürüz. Sen de kar edersin. İhale de senin üzerinde kalır. Ama tabii ki böyle bir şey yapıldı diye de bizim vakfımıza uygun bir meblağda bağışta bulunursun. Bağış meblağını sana daha sonra biz söyleriz derler. Mehmet Bey şaşırmıştır. Dışarı çıkar bu toplantıdan ve düşünmeye başlar acaba ne yapsam diye. Sayın Ömer Madra, bu müteahhit Mehmet Bey yerinde siz olsaydınız bu durumda siz ne yapardınız? Bir kere öncelikle Allah'tan onun yerinde değilim diye başlayayım. Şimdi mesele çok boyutlu bir mesele ortaya koyduğunuz. Bir kere böyle bir şey başından beri faul olarak yani bunun girmekten vazgeçerseniz en azından soruşturma konusu olmaktan kurtulmak gibi bir avantajınız olur. Kar, ya Mehmet Bey karından, beklenen karından olabilir ama en azından
hukuk ve vicdan önünde, sosyal insanlar önünde şeyini kurtarabilir. Neler faal burada? Sorunlu olmaz. Bu olayda faal olan, yanlış olan? Yanlış olan pek çok şey var. Yani bir kere çok basit düzlemde burada hile var. Hile kanuna karşı hile olduğu apaçık, yani kendisine önerilen şey tamamen hile. Büyük bir yolsuzluk ve hırsızlık ve görevi suistimal, görevi kötüye kullanma gibi pek çok şeyin iç içe geçtiği bir durum. Ama vakfımız hayırlı işler yapacak. Evet, ama işte o makyavelist bir... Mi? O günah, o sevap... İşte etik konuşuyorsak zaten, evet. Vicdan, etik ve doğru yanlış konuşuyorsak bu mümkün değil. Ama şimdi bu bir kere, eğer ben Mehmet Bey bu şeyi kabul edip girersem ve ihaleyi de alırsam, içinden çıkılmaz büyük bir şeyin, fevkalade kötü bir yolsuzluğun parçası olmuş olacağım gibi bu soruşturmayı da hak etmiş oluyorum. Yani benim, sadece benimle iş bitmiş olmuyor. Bana bunu teklif eden, evet, devlet memurlarının da soruşturulması ve hepimizin yargılanması, evet, gerekir. Bu dünyada. Bu dünyada. Öteki dünyada değil. Öteki dünyada ayrıca orada da hesabının herhalde görüleceği, eğer inanan biriyseniz. Meselenin bir başka çok önemli bir soru bence bu. Bir başka çok daha ön planda görünmeyen derin katmanında bir başka boyutu daha var. Şimdi hepimizin çok alışmış olduğu ve veri kabul ettiğimiz, gerçek, doğru kabul ettiğimiz bir şey var. O da büyüme iyidir. Evet. Şimdi büyüme demek, aslında bileşik büyümeyi kastediyoruz. Yani her yıl işte adam başına milli gelir, yurt içi gayri safi hasıla vesairenin büyümesinden bahsediyoruz. Bu da bir öncekinin de büyümenin de oranının katıldığı bileşik büyümeden bahsediyoruz. Evet. Şimdi dünyanın en büyük yatırımcılarından biri, yani 109 yanılmıyorsam milyar doları kontrol eden, evet, idare eden en büyük yatırımcılarından Jeremy Grantham diye birisi var. İngiliz asıllı ama Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Birkaç yıldan beri son derece önemli makaleler de yayınlamaya başladı. Ve şeyin, bileşik büyümenin imkansız olduğunu söylüyor. Bunu söyleyen yeryüzünün en zengin bileşik ve büyük... Bileşik büyüme nedir? Yani bu mesela %3 büyüme, tamam, demek. Geçen seneki büyümenin üzerine eklenen, tabii, anladım, bileşik faiz gibi aynı. Evet. Yani bu imkansızdır diyor. Üst üste büyüme imkansızdır diyor. Bunu, yani bu kapitalist sistemi, kendisi kapitalist sistemin temel direklerinden birinde olan Grantham Foundation, yani vakfı var. Ve şöyle bir örnek de veriyor bize, işte çok yakın bildiğimiz fıkralardan filan, bu satrançla ilgili öğretilen bir şeydir. Yani çok büyük bir iyilik yapmış olan Firavun'a mı ya da Şah'a, bir adama dile benden ne dilersin deyince satranç tahtasına bir şey koy, bir tane buğday tanesi, ondan sonra da katlanarak geometrik olarak artsın diye. 64. kareye geldiği zaman tabii Mısır'ın ambarları da yetmeyecek kadar büyük oluyor. Aynen öyle bir örneği vererek çalışıyor ve bu büyümenin imkansız olduğu, yani sınırlı kaynakları olan bir dünyadan bahsediyoruz. Bu dünya bir tane ve bu tüketim düzeyiyle ve bu büyüme anlayışıyla, evet, bizim sadece Amerika'nın tüketimiyle, işte bu muazzam reklam, evet, kampanyalarıyla da desteklenen tüketim toplumunun daha fazla bir eskiyenleri atarak yerine yenilerini aldığımız toplumun, evet, buna dayanmasına imkan yok. Sadece Amerika'ya bir ikinci dünya daha lazım geldi. Hatta iki dünya daha lazım geldi. Avrupa'ya da bir dünya daha bu tüketimle gerektiği hesaplanmış durumda. Yani topluca dört dünyaya ihtiyacımız var. Bu tüketim seviyesiyle, bu büyümeyle. Ve ancak şeyle de,
bir tane dünya var, o da tek evimiz ve onu tahrip etmek. Peki şöyle demek o zaman mümkün. Bu büyüme iştahı ile etik olmak mümkün olmuyor. Bu olamaz. Sefer etik dışı davranışlar başlıyor. Hem onu söylemek hem de dünyayı gelecek kuşaklar için yok etmekle. Evet. Yani demir, boksit gibi madenlerin üretiminde yani son yıllarda %800'lük falan artışlar var. Bütün dünyanın bağırsaklarını çıkaracak bir büyümeyle şey yapıyoruz ve bunun da matematiksel olarak da imkansız. O yüzden de olamaz. Verdiğiniz örnek her bakımdan yanlış. Teşekkür ederim. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Ömer Madra ile birlikteyiz. Gençlerle tecrübelerini, birikimlerini ve zenginliklerini paylaşıyor. Şimdi çubuk oyunu. Oyunlar bitmiyor. Çubuk oyunu diyorum çünkü bu kutunun içine çubuklar koydum. Onların üzerlerine de güzel bazı anlamlı sözler yazdım. Bakalım sizin şansınıza ne çıkacak? Bir çubuk seçin, üstündekini okuyalım. Ne yazıyor üzerinde? Ben de merak ettim. Testinde ne varsa dışına o sızar. Testinde ne varsa dışına o sızar. Bunu biraz konuşalım gençler için. Gençlerin testisinde ne varsa dışına o sızar. Siyasilerin testisinde ne varsa dışına o sızar. O sızar. Evet. Yani bu şimdi beni çok zor durumda. Ukalalık etmek. Estağfurullah. Şimdi içinde bulunduğumuz çok boyutlu bir kriz olduğunu düşünüyorum ben. Yani bunu yalnız ben düşünmüyorum. Dünyanın takip etmeye çalıştığım, iyi kötü takip etmeye çalıştığım pek çok yazar, düşünürü var. Ve onlardan da çıkarttığım şey çok boyutlu bir krizde dünya, gezegen. İşte bunun bir kısmını konuştuk. Ekonomik krizden çıkmadığımız ortada. Yani 2008'den beri. Katiyen en iyimser ihtimalle Almanya biraz idare ediyor. Onun dışındaki gelişmiş ülkeler tamam. Gelişme yolundaki ülkelerden de Hindistan'daki o parlak büyüme yerlerde sürünüyor şimdi. Evet. Çin'de çok büyük yavaşlama var. Türkiye'de de yavaşlama var. Onun dışında da ekonomik krizden çıkamıyorum. Ekonomik kriz mevcut. Ekolojik krizi zaten sözünü bolca etmeye çalıştık. Yani bitik durumdayız. İnsan kendi medeniyetini, kendi türünü de başka türlerle beraber yok olacak bir büyük krize gitmiş durumda. Ekonomik ve ekolojik krizlerin dışında bir de kültürel, etik krizle iç içeyiz. İşte bu odur. Evet. Yani birikimimiz, aldığımız eğitim, vicdan ve sorumluluk gibi kavramları konuştuk. İşte sizin köstekli saatinizden çıkarak vicdan meselelerini de bir miktar dile getirmeye çalıştık. Aldığımız birikim, yani gençlere verebileceğimiz, naçizane tabii benim hiç öyle bir haddim değil bir öğüt vermek insanlara ama yani şu geliyor akla, bizim içimize verilen kültürel birikim, sorumluluk paylaşılmadığı sürece, paylaşma kültürünü tamamen ortadan kaldırmış durumdayız. Artık ne komşuluğun, ne arkadaşlığın, ne de yerlerin önemi kalmış. Yani mahalleler kalmadığı gibi arsalar kalmamış, futbol oynanacak falan. Her şey bir endüstriye dönüşmüş. Şimdi kendi içimizdeki insani kültürü, vicdani kültürü de şey yapamazsak, elimizde tutamazsak dışarıda sızacak olan son derece anlamsız bir şey kalıyor. Evet. Ve şeyi saklayamazsınız. Yani testinin içini kimse görmüyor belki. Bu testinin içinde ayran var diye belki belirli bir süre insanları kandırabilirsiniz. Ama eninde sonunda onun içerisinde katran varsa o dışarı sızacaktır bir biçimde. Onun için içini ve özünü değil mi sağlam ve doğru koymak. Aynen ve oradan da belki şöyle bir çıkarım daha yapabiliriz bir uzantı olarak. Yani demokrasiyi yaşatmak için, yeşertmek ve yaşatmak için o muazzam bir çaba harcıyoruz. İşte en azından bu kaygıyı duyanlar olarak onun temel şeyi şeffaflık. İşte testinin dışı içini tamamen göstermesi lazım ki bu sorumlulukla üstü örtülü
kalmasın. Şeyle, yasaklarla demokrasiyi ayakta tutamazsınız. O ancak korkunç diktatörlüklerle olabilir. O da hiç kimsenin, yani bir avuç insan dışında kimsenin işine yaramaz, mahvoluruz yani. Evet. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Ömer Madra ile birlikteyiz. Gençlerle tecrübelerini, birikimlerini ve zenginliklerini paylaşıyor. Şimdi bir kelime, bir cümle oyunu. Ben size bir kelime söyleyeceğim. Onun hatırlattığı ilk cümleyi bizle paylaşmanızı isteyeceğim. Bir cümle, ne geliyorsa hatırınıza. Sayın Ömer Madra, benimle bir kelime, bir cümle oyununu oynamaya hazır mısınız? Hazırım. Kelime hoşgörü, cümle. Evet, yani hoşgörü de biraz önce konuştuğumuz şeyin tam bir devamı oldu. Çok evet. Zaten aslında her şey birbiriyle yakından ilintili, tıpkı doğada olduğu gibi yani. Bir indirgemeci bir yaklaşımla davranamayız. Yani bir şeyin, hastalığın bir tek ilacı vardır, aşısı vardır. Böyle halledemeyiz. Bir bütünsellik, holistik bir bakış açısından bakmalıyız. Demin en temel sorunumuz işte etik, ekolojik, ekonomik krizlerin iç içeliğinden bahsederken hoşgörü, tabii hoşgörü bir cümleyle anlatılamayacak, değil mi? Evet. Hoşgörü demokrasinin olmazsa olmaz özüdür. Ve demokrasi olmazsa da bir anlamlı, bir haysiyetli bir yaşam olamaz. Kelime aşk, cümle. O da şu, bütün yaşamın temelinde olan şey sevgi ve aşktır. Bundan ibaret. Onun için bütün dinler, semavi ve diğer dinlerde, semavi olmayan dinlerde sevgi üzerine kurulu bütün tasavvufi görüşlerde. Yani sevginin ortada, aşkın kalktığı noktada, ama bu sadece şeye değil, kendine ve bütün varlıklara olan, doğal yaşayan varlıklara olan şey. Yaşamın bir diğer, bir temel özü de sevgidir. Bunun bizi kurtarabilecek tek şeydir aslında. Evet, kelime zenginlik, cümle. Buradan iki şey anlarız. Allah hepimize nasip etsin. Zenginlik. Ama hangi zenginlik? Hangi? Maddi zenginliği kastediyorsak bu dünyanın geldiği son yıkım noktasını çok net olarak söylüyor. Biraz önce çok konuştuk yani bir avuç manevi şirketin. Manevi zenginlik mi versin? Evet, yani o manevi zenginlikte daha önce koyduğumuz sorumluluk, hoşgörü gibi kavramlardan. Kelime mutluluk. Aşktan. Mutluluk, cümle. Kendisi ve başkaları için vazgeçilmez olan şey. Kelime itibar, cümle. Kendisi ve bütün diğer canlılar için. Evet, itibar. Allah yokluğunu hissettirmesin. Evet, kelime para, cümle. Sadece basit bir araç ve tümüyle insanı teslim alan korkunç bir ters bir öldürücü araç haline gelmesi içinde bulunduğumuz en büyük problemlerden biri. Onun da sadece belki de ortadan kaldırılacağı bir iç şeye, zenginliğe dönüşmesi için kullanılabilir. Kelime kitap, cümle. Siz de yani her biri bir kitap olabilecek kadar şey kelimeler soruyorsunuz Bülent Bey. Aklınıza gelen bir cümle, kitap herkes okusun. Kitap herkes okusun. Bir de yani ilk mesela Occupy Wall Street'te veya Gezi'de insanların ilk kurduğu şey meydanlarda kütüphane oldu. Evet. Yani kitabın önemi, paylaşımın, bilgi ve duygu paylaşımının en önemli araçlarından biridir. Herkesin. Kitapsız olamaz yani. Kelime açık radyo, cümle. Açık radyo Türkiye'nin ve dünyadaki insanların kıl kuyruk vicdanı olmaya çalışan küçük bir araç. Kelime Ömer Madra, cümle. Bir cümle lazım, cümle, kelime Ömer Madra, cümle. İyi bir insan.
İyi bir insan. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Gençlerle tecrübelerini paylaştınız. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Ömer Madra ile birlikteydik. Gençlerle tecrübelerini, birikimlerini ve zenginliklerini paylaştı. Unutmayın, gençler bizim her şeyimiz, en değerli hazinemiz. Gençlerimize sahip çıkalım. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın. Hoşça kalın.